Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden cumartesi. Şimdi oğluma kahvaltı hazırlıyorum. Yumurta istedi tereyağında. Onu pişirdim. Bugünüm oruç. Dün gece anne kız beraber sahur yaptık. Dün gece de Emrah kendine yumurta pişirmiş. Tavanın her tarafı yumurta mı? Ocağın her yerine yumurta sıçramış mı? Emrah'la konuşurken dedim ki canım gerçekten bir tek yumurta mı pişirdin? Evet dedi, birazcık tavaya taşmış olabilir ama şaşırdık, sanki 3 çeşit yemek yapmış gibi ocak ve tavanın etrafı. Can sağlığı olsun, birazdan hallederiz. Şimdi yanına salatalık istiyor. Biraz da ekmek koyacağım. İçecek ne içer artık sorarım ona. Bugün bu arada anneme davetliyiz iftara. Derin nasıl saklandı görüyor musunuz? İşte bazen çekilmek istemiyor. O ne zaman isterse o zaman çekiyorum. Kutay da aynı o şekilde. Kamera beni çekebilir anne dedi. Şurada da hırka vardı. Kurutma makinesini annemle çıkınca onu peteğin üstüne koydum. Gerçi kombi kapalı arkadaşlar. Sadece oraya serdim. Hava çok sıcak. Yaz gibi yani. Bazen tişört giyiyorum. Akşamüstü böyle bir ferah oluyor. Kollarım üşüyor. O yüzden uzun kollu giyiyorum. Böyle bugün anneme davetliyiz dediğim gibi iftara. Emrah dedi ki hani gözünüz keserse benim iş yerinin oraya gelseniz oradan beraber gitsek. Şimdi ben işten çıkacağım. Trafikte gel, tekrardan geri dön. Çok geçe kalmayalım dedi. Olur dedim, geliriz. Hem hava da güzel, biz de hava almış oluruz dedim. İki vesaitle gidiyoruz Emrah'ın ofise ama olsun. Yapacak bir şey yok. En azından böyle çok trafik yememiş olacağız. Çünkü ilerleyen saatlerde daha da trafik oluyor. İstanbul'da yaşıyorsanız biliyorsunuzdur zaten. Küçük bey kahvaltısını yapıyor. Nasıl olmuş anneciğim yumurta? Çok güzel. Afiyet olsun. Miko. Bugün günümüz çok güzel geçecek anne. Evet anneciğim. Ben de bugün oruç tutacağım. Tamam anneciğim. İkindi ezanından sonra Kutay daha bir şey yiyip içmiyor. Ablaları, abileri. İftar saatine kadar. Kutay kahvaltısını yapsın. Şöyle ortalığı bir toparlarım. Odaların camlarını açmıştım bir havalansın diye. Çocuklar kendi yatağını düzeltiyor zaten. Miko anne. O kadar güzel. Organik yumurta almış Emrah bir yerden de. O yumurtayla pişirdi. Sarısı bile çok güzel görünüyor gerçekten. Biz çocuklarla hazırlandık. Ben de şöyle hafiften bir makyaj yapayım dedim. Kalem zaten dünden vardı, biraz akmıştı, düzelttim. Tekrar sürdüm, kapatıcı sürdüm, pudra kaş doldurdum. Bir de allık sürdüm aydınlatıcıyla. Fondöten yok, rimel, ruj vesaire onlardan kullanmadım. Kombinimi de şöyle gösterecek olursam şort etek giydim. Hava çok güzel dediğim gibi. Saçlarımı da açık kullanayım dedim. Bakalım bunu alırsam, toplarım lastik her daim çantamda zaten. Biz minibüsten indik. Şimdi Edirne kapıdayız ve metrobüse bineceğiz. Çiçeklerin güzelliği. Evet. Hadi dua edelim anneciğim. Çok kalabalık arkadaşlar. Metrobüs durağı hele daha da kalabalık olur. Evet, metrobüsten de indik. Şimdi Emrah'ın ofise doğru gidiyoruz. Emrah da birazdan çıkacak. Çıkma saatiyle iyi denk geldi gelmemiz. Biz Emrah'la buluştuk. Onun ofisine çıktık zaten. 10-15 dakika sonra da indik yani. Şey, mesaisi de bitmişti. Gidiyoruz. Malum yine trafiğimiz var. Çok rahat. Yarım saatimiz var mı? Var. Bu yine biraz akıyor hali yani. Biraz önce hiç kıpırdamadık epeyce. Biz anneme geldik. Şöyle duşakabini falan takıldı. Dün takıldı aynen. Ama tabii ki yapıştırıcısı falan tam otursun. Ondan sonra su değdirin, yıkayın, silin falan demişler. O yüzden biraz toz olabilir ama size bir göstereyim. Önceki duşakabin şu köşedeydi ve sürekli su atıyordu altından. Değişmesi şarttı zaten. Şöyle bir şey yaptırdılar. Biraz da geniş olsun istedi. Bu şekilde oldu. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş gerçekten. Hani dıştan daha geniş görünüyor. Aklısı aslında şöyle baktığınızda içi o kadar değil. Dıştan daha büyük görünüyor. Böyle çok güzel olmuş. Güzel günlerde kullansınlar. Burada başka bir dolabı vardı annemin, hatırlayanlar bilir ev turundan. Havlu falan koyuyordu. Bu kapakları marangoza değiştirtince böyle bir havluluk da yaptırmışlar ona. Böyle çok güzel olmuş.
Dolap falan değişmedi. Sadece kapaklarını yenilediler. Çünkü bu kapaklar da böyle şişmişti falan. Çok güzel olmuş. Vallahi beğendim. Bayağı güzel olmuş. Bir de şu araya annem şöyle bir şey yaptırmış marangoz gelince. Bunu buraya da sabitlemişler. Kileri gibi oldu orası. Güzel oldu gerçekten. Kuru gıdalarını cartı cürtü bir sürü şey alıyor orası. Bayağı kullanışlı olmuş. Mutfağa geçtim çünkü iftara çok az kaldı. Teyzemgil de geldi. Salataya başladım şöyle. Annem ne yapmış? Çocuklar pek etli şeyleri yemediği için. Ay nasıl güzel görünüyor, mis gibi. Tavuk patates yapmış. Burada da patlıcanları ben söyledim anneme. Dedim fırında yap anne, çok güzel oluyor, daha hafif oluyor diye. Sadece sosunu koymak kaldı. Onun sosunu da şimdi hazırlayacağım. Şimdi bu tencerede de mantı pişecek. Pilav yapacağım. Çorbası da hazır. Şöyle çorbası da yayla çorbası gibi ama aşurelik buğdayla yapılan çorbadan. Kompostu da varmış. Şimdi onu da çıkardı dolaptan. Oh, annesinin kompostun da çok güzel oluyor. Tatlı olarak da sütlacı var. Daha ne olsun? Allah'ın bin bereket versin tüm sofralara, ellere inşallah. Çocuklar da hemen üzerine değişti ve yattı. Emrah da çok uykum var dedi, yattılar. Biraz geç geldik. Sohbet muhabbet öyle güzel bir gündü ki size anlatamam. Ben de üzerimi değişeceğim. Ondan sonra elimi yüzümü bir yıkamam lazım. Ay sivilcem çıktı, gördünüz mü? Burada da çıktı, burada da. Ne oldu hemen anlamadım yani. Halbuki kullandığım ürünlerdi. Neyse elimi yüzümü bir güzelce yıkayayım, temizleyeyim. Ondan sonra bir film bakacağım. Beni yormayan, romantik bulursam böyle romantik komedi bir şey izleyeceğim. Sonra bir şeyler yer yatarım. Emrah sandviç yiyeceğim dedi. Zaten karnım çok tok. Bir şey hazırlamana gerek yok dedi. Tamam dedim. Ben de büyük ihtimal öyle ekmek arası bir şey falan yaparım. Ya da tost, o şekilde olur. Videomu da burada sonlandırayım arkadaşlar. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.